yayınlar Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Cermuk. Artsakhlı bir iş adamı Hadrut bölgesinde bağ ve şarap fabrikasını kaybettikten sonra Artsakh'ta yeni bir girişim başlattı. Avrupa Parlamentosu'nun kararında Bakü'nün Artsakh'taki Ermeni kültürel değerlerini yok etmeye yönelik politikası kınandı. Azerbaycan'ın iddiası ne dürüst ne de gerçektir. Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Mahkemeden bu iddianın reddetmesini istedi. Akhalkalak'taki devlet bütçesinden finanse edilen 2023 altyapı projeleri. Susturulmuş Soykırım, Ermeni Halkının Holokostu adlı kitabın yazarı vefat etti. Nerseş Nurhali'nin ölümünün yıl dönümü vesilesiyle Hover Korosu UNESCO'da bir konser programı sunacak. Batı Ermenistan'da birçok kaplıca vardır. Bazıların çevresinde çeşitli yerleşim yerleri kuruldu. Batı Ermenistan'ın Cermuk yerleşimin adı literatürde çarpıtılmış çermek, çermik versiyonlarla anılıyor. Antik çağda Abarne veya Amyanos olarak adlandırıldı. Farklı zamanlarda köy, kasaba, şehir olarak kabul edildi. Batı Ermenistan'ın güneybatısında Tigranakert şehrinin kuzeybatısında yer almaktadır. Fırat'ın küçük, balık açısından zengin bir kolu köyün içinden akmaktadır. İklim ılımandır. Bereketli toprakları, bol meyve bahçeleri var. Özellikle armut, nar ve üzümü ile ünlüdür. Köye 1-2 kilometre uzaklıkta içmeye uygun olmayan ancak şifalı özelliklere sahip kükürtlü kaplıcaları vardır. Bunlar hakkında Matteus Urhayesi henüz 12. yüzyılda yazdı. Cermuk yakınlarında dağ üzerinde 9. yüzyılda Ermeniler tarafından inşa edilmiş aynı adı taşıyan kale var. Türklerin çermik dedikleri o ortaçağ kalesi hala ayakta. 19. yüzyılın başında Cermuk'un nüfus sayısı yaklaşık 1000 kişiydi. 1872 ile 73 yılları arasında yarısı Ermenilere ait olan yaklaşık 350 hane vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda hanelerin sayısı 400'den fazlaydı. Ermenilerin iki karma okulu vardı. 20. yüzyılın başında her iki okulun öğrenci sayısı 100'ü geçiyordu. Cermuk şehri ve aynı adı taşıyan ilçenin Ermeni nüfusu, Batı Ermenistan'ın diğer bölgelerindeki Ermenilerle birlikte 1915'te Türkler tarafından kısmen yok edildi ve kısmen yerlerinden edildi. Artsakh'ın Hadrut bölgesindeki Meztağer ve Toh köylerinde 300 bin üzüm bağını ve bir şarap fabrikasını kaybeden iş adamı Samvel Grigoryan bağcılıktan vazgeçmedi. 44 günlük savaş sonucunda üzüm bağını kaybettikten sonra yeni bir bağın oluşturulması için çalışmalara başladı. İş adamı Grigoryan, Armenpress ile yaptığı söyleşide bahçenin sadece coğrafyasının değiştirdiğini ve Artsakh'ta olduğu sürece bahçeler yaratmaya devam edeceğini kaydetti. Grigoryan'ın dediği gibi 7 yıldır bağcılıkla uğraşıyor ve bu işte profesyonel oldu. İşi yarım bırakmaya gerek görmüyor. Yeni bahçe Zahkaşat köyünde bulunuyor. Samvel Grigoryan ilk direğini 1 Eylül 2021'de diktik. Bugün itibariyle Fransa'dan ithal ettiğimiz 100 bin adet üzüm asmamız var. Kaliteli şarap yapımında da kullanılacak 5 çeşit üzüm var, dedi. Bahçenin ilk hasadı 2024 yılında alınacak ve bu süre zarfında şaraphane de kuracaklar. Samvel Grigoryan o topraklarda yaşadıkları sürece bahçe kurmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. Batı Ermenistan zorluklara rağmen kendi topraklarında kalan ve iş yeri yaratmaya devam eden Ermenilere minnettardır. Bugün Artsakh'ın hepimizin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Avrupa Parlamentosu, kültür için yeni bir Avrupa gündeminin ve uluslararası kültürel ilişkiler için yeni bir AB stratejisinin uygulanması kararını kabul etti. Karar, çatışma bölgelerindeki kültürel değerlerin korunmasına atıfta bulunuyor ve son çatışmalar sırasında tarihi, sanatsal ve kültürel mirasın kasıtlı olarak yok edilmesini kınıyor. Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma İşleri Alt Komitesi Başkanı Nathalie Loiseau tarafından ve aynı grubun bir üyesi olan Petras Auštrevičius tarafından ortak olarak imzalanan revizyona dayalı Azerbaycan'ın Artsakh'ta Ermeni kültürel değerlerini sürekli yok etme politikası da açıkça eleştiriliyor. Kararın 78. maddesinde özellikle şöyle deniyor.
Avrupa Parlamentosu Komisyonu son çatışmalar sırasında tarihi, sanatsal ve kültürel mirasın yok edilmesini ve aynı zamanda tarihi, sanatsal ve kültürel mirasın siyasi veya ideolojik sahiplerle sistematik ve amaçlı tahribatını şiddetle kınamaya çağırıyor. Avrupa Parlamentosu Komisyona Azerbaycan'ın Artsakh ve çevresindeki Ermeni kültürel mirasını yok etme ve reddetme politikası da dahil olmak üzere egemen devletlerin, halkların ve azınlıkların kimliklerinin ve kültürlerinin radikal bir şekilde ortadan kaldırılmasını şiddetle kınaması çağrısında bulunur. Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'na sunduğu ihtiyati tedbir talebi dürüst ve gerçekçi olmayan bir taleptir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Uluslararası Hukuk İşleri Temsilcisi Yeğişe Kirakosyan, Azerbaycan'ın Ermenistan aleyhine Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın tartışıldığı kapanış konuşmasında buna değinerek Ermenistan Cumhuriyeti'nin mahkemeden Azerbaycan'ın iddiasını reddetmesini istediğini de sözlerine ekledi. Kirakosyan, hukuk danışmanlarının da gösterdiği gibi Azerbaycan'ın ihtiyati tedbir talebi dürüst olmayan ve gerçek dışı bir taleptir. Yanlış bir eşitlik izlenimi yaratmak için tasarlanmıştır. Sözlü konuşmalara dayanarak Ermenistan Cumhuriyeti mahkemeden Azerbaycan'ın ihtiyati tedbir talebini tamamen reddetmesini istiyor, dedi. Sonuç olarak Kirakosyan, Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda kabul ettikleri için şükranlarını dile getirdi. Devlet bütçesi imkanları ile 2023 yılında Akhalkalak Belediyesi'nde 4.182.667 Gürcistan Larisi değerinde 4 altyapı projesi hayata geçiriliyor. Sakrebulo 31 Ocak'ta yaptığı toplantıda tüm bu projeleri ve yerel bütçeden eş finansmanını onayladı. Projeler aşağıdaki gibidir. Sulda ve Dadış köylerinde su temin istasyonu inşaatı, ana su hattı ve rezervuar montajı, Karsep Apnia yolunun onarımı, Abul Kartikam yolunun onarımı, Ptena Çunçka yolunun onarımı. Susturulmuş Soykırım, Ermeni Halkının Holokostu adlı kitabın Arjantinli yazarı Sulim Granovski vefat etti. Bunu yerel Ermeni gazetesi Diario Armenia bildiriyor. Granovski 99 yaşındaydı. 2014 yılının Mayıs ayında Granovski, Ermenilere karşı uygulanan soykırım hakkında İspanyolca bir kitap sundu. Kitapta, böyle bir trajedi karşısında net bir tavır almak acil bir zorunluluktur, diyor. Kitabı hakkında konuşan Granovski, Konstantinopolis'in ana camileri de dahil olmak üzere binaların çoğunun Ermeni mimarlar tarafından inşa edildiğini kaydetti. Ermeni yetkililer Türk hükümetinin danışmanlarıydı ama bu sahte bir barıştı. Bu 1915'te Ermenilere yönelik organize soykırımın başlamasından önce gösterildi. Granovski sadece birkaç yıl içinde kana susamışlığı nedeniyle Kızıl Sultan olarak adlandırılan Abdülhamit II, 1895'ten başlayarak 300 bin Ermeninin imhasına başladı, diye belirtti. Hover Devlet Korosu'nun kurucusu ve şefi Komitas Devlet Konservatuarı Rektörü Sona Hovanisyan, Azatürk'ün radyo istasyonuna verdiği röportajda Ermeni şair, tarihçi, müzisyen besteci Nerses Şnorhali'nin ölümünün 850. yıl dönümü münasebetiyle Hover Korosu'na UNESCO'da bir konser programı sunması teklif edildiğini söyledi. Hover Korosu 10 yıllar boyunca yüzyıllar içerisinde biriken Ermeni ruhani şarkılarını, en iyi Ermeni ve Batı Avrupa eserlerini, modern bestecilerin eserlerini müzikseverlere aktarıyor. Sona Hovanisyan'ın vurguladığı gibi ruhani müziğinde sahip olduğumuz zenginlik küçük parçalarla olsa da sevgili dinleyicimize sunacağız. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hover Korosu tarafından seslendirilen bir şarkı sunuyoruz. Oh,
Eserin tamamını web sitemizden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.